Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutuyoruz. Sizler için bugün sizlere Gümüşhane'nin Turul ilçesinden sesleniyoruz. Bayanlar ekran başına diyoruz. Salon B2'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Tuğba Çubukçu bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve güzellik hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Salon B2 kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikayenin? Gümüşhane'nin Turul ilçesinde Salon B2, Tuğba Çubukçu ben. Yıllardır yemek sektöründeydim. Bir anlık gelen bir güzellik hevesiyle birlikte bu işe atıldım. Kızımla birlikte çalışıyoruz şu anda. Hedefimiz güzellik alanında bu memleketinde her şeyi çok daha güzel hak ettiğini, işte küçük olduğu için bazı şeylerden mahrum kalmaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada böyle bir açık vardı aslında, çok büyük bir eksiklik vardı. Siz de bu eksikliği kapatmak açısından gerek yetkili belgelerini, eğitimleri alarak burayı faaliyete geçirdiniz. Evet, kesinlikle elimizden gelenin de en iyisini memleketimiz için yapmaya çalışacağız. Yaptığımızı da düşünüyoruz yani. Çok kısa bir zamanda çok iyi bir yol kat ettik aslında. Peki hala burada sunulan hizmetler, yapılan işlemler neler Tuğba Hanımcığım? Güzellik sektöründe hemen hemen her işlemi yapıyoruz. İşte kuaför kısmımız var, gelin, nişan, özel günler, söz. Güzellik merkezi tarafımızda da cilt bakımı, mikroblading, lazer inşallah bir ay sonra ona da başlayacağız. Efendime söyleyeyim işte protez tırnak, manikür, pedikür, yani bir kadının ihtiyacı olan bütün güzellik sektörüne ait hizmetleri elimizden geldiğince şimdilik sunmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Güzelliğe dair her şey burada mevcut diyebiliriz o zaman. Pekala. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir Tuğba Hanım? Neden sizi tercih etmeli Turul halkı? Rakiplerimden beni ayıran tek şeyin özellikle ticarette güler yüzün çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan ilişkilerinin ve her gün bir yenilik katmanın. İşte küçük memleketi olduğu için, küçük bir yerde yaşadığımız için insanlar hani biraz daha ilerlemek yerine olduğu gibi durmayı tercih ederken biz her geçen gün güzellik sektöründe salonumuza daha fazla hizmet katmaya çalışıyoruz. Daha fazla kalite katmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli hizmet vermek için de iyisi değil en iyisi için Salon B2 diyoruz. Buradan da anlıyoruz ki aslında Salon B2 için aslında müşteri memnuniyeti sizin için en üst safhada. Kesinlikle, yani önemli olan buraya geldiğinde kapıdan çıkarkenki memnuniyet. Bizim için maddi kısım en son plan. Ben her zaman bütün ticari hayatımda da bunu savunmuşumdur. Maddiyat sonradan gelir. Önemli olan kaliteli hizmet verip kendini o konuda tespit etmek. Harika. Peki hala bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör. En önemlisi bayanlarla uğraşıyorsunuz. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Şimdi şu ana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama karşılaşacağımız sıkıntıları tahmin edebiliyoruz. Tabii kadın psikolojisi biraz daha naif, kibar işte, ama herkese güzel olduğunu, aslında kendinin güzel olduğunu, bizim sadece güzelliğine güzellik katmaya çalıştığımızı onlara yansıttığımız zaman herhangi bir sorun olabileceğini düşünmüyorum. Süper. Karşılıklı ilişkiler, yani karşılıklı etkiye tepki meselesi diye düşünüyorum. Süper. Peki Ayla, yapılan işlemlerde ne kadar zamanda sonuç alıyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu işleyiş? Şimdi dediğim gibi biz çok kısa bir süreç oldu, 2 ayda. 2 ayda benim takip ettiğim ve üzerinde durduğum özellikle cilt bakımı, sağlık alanına giren bir konu. Ve şu anda 3. seansa gelen müşterilerim var. Bunun da bir memnuniyet olduğunu düşünüyorum. İşte bir kaş alımı, saç boyama, bunlar ince detaylar. İşte öneriler üzerine bizi tercih ettiklerini duyuyorum. Gümüşhane'den gelen müşterilerimiz var. Şiran'dan gelen, Kerkit'ten gelen müşterilerimiz var. Hatta nasip olursa Trabzon'dan bile gelecek olanlarımız var. Harika. Hedeflerimiz ne yönde? 1-2 sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Tuğba Hanım? 1-2 sene sonra nasip olursa dediğim gibi daha geniş kapsamlı, işte bu bölgesel incelme, lazer, yani güzellik alanındaki her sektörü önce memleketimde, sonra işte planladığım birkaç nokta var. Zincirleme halinde yürümeyi düşünüyorum bu alanda. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Gümüşhane Turul halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir?
Şöyle, öncelikle bir kahvemizi içmeye gelin, bizi tanıyın, bizi keşfedin. Sonrasında zaten güzelliğiniz için Salon Beauty'yi tercih edeceğinizden asla ve asla şüphem yok. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Salon Beauty olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Her zaman bekliyoruz. Daha başarılı günlerimizde, daha başka yerlerde inşallah tekrardan olmasını nasip eder inşallah Allah. Yani çünkü buradan sosyal medyada çok önemli olduğunu biliyoruz, bu özellikle ticaret alanında son zamanlarda. Yani inşallah daha güzel günlerde, daha geniş alanlarda, daha büyük güzellik hizmetlerinde tekrar görüşmek dileğiyle ayaklarınıza sağlık diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Bir mukabele, sağ olun. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Gümüşhane'nin Torulu ilçesinden seslendik. Salon Beauty'nin konuğuyduk. Hanımlar, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diyoruz. Güzelleşmek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.